Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün size yeni kurmaya başladığım, kurduğum işimden bahsedeceğim. Bu videoyu çekmemin amacı hem kendi işte yaptığım işin tanıtımını yapabilmek, neler yaptığımı göstermek, hem de böyle az sermayeyle bir şeyler yapmak isteyenler için böyle bilgilendirici, yol gösterici bir video olmasını istiyorum. Bugün o yüzden bu videoyu çekiyorum. İnşallah sizlere de faydam olur. Merak ettiğiniz şeyler olursa onlar için de yardımcı olurum. Öncelikle yaptığım işin ne olduğunu açıklayayım. Instagram'dan takı satıyorum. En kısa açıklamasıyla bu şekilde anlatabilirim. İşte aşamalar olarak da isim seçmek, hesabı oluşturmak, ondan sonra kargo ücretlerini ayarlamak, kutu göndereceğiniz kutuları ayarlamak, ondan sonra toptan alacağınız malları ayarlamak. Bu şekilde bir süreci var bu işi kurana kadar. Şimdi tek tek onlardan bahsedeceğim. İlk olarak markayı kuruyorsunuz. Marka konusunda çok böyle profesyonel bir tavsiye veremem ama akılda kalıcı, insanların hoşuna gidecek, güzel telaffuzu olan bir marka seçmelisiniz. Onun dışında nerede satış yapacağınız önemli. Ben bu iş için bir Instagram hesabı oluşturdum. Instagram'ın ismi STR Aksesuar. Aşağıda yazarım yine. Girip bakarsanız da çok sevinirim. Onun dışında bu hesabı oluşturduktan sonra ben Shopier'e kayıt oldum. Bence böyle bir işe girdiğinizde yapabileceğiniz en iyi şey Shopier'e kayıt olmak. Çünkü birçok avantajı var. Kargo ücretleriyle ilgili avantajınız en önemlisi. O kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki böyle iyice tıkanmaya başladım. Bir cümle kuruyorum, sonra durduruyorum, tekrar başlatıyorum, devam ediyorum. Bu sefer öyle yapmayacağım. Takılsam da bekleyeceğim burada olduğum gibi, durdurmayacağım. Neyse, Shopier işte çok avantajlı. Şu an kargo ücretleri Shopier ile 8 lira. İki tane anlaşmalı kargosu var. MNG ya da yurt içi seçebiliyorsunuz. Tabii ki oradan hani şey yapmak zorunda değilsiniz. Anlaşmalı kargoyu kullanmak zorunda değilsiniz. Öyle bir seçenek var zaten. Anlaşmalı kargo kodu istiyorum ya da istemiyorum diyorsunuz. Ona göre 8 TL ile MNG ya da yurt içi kargodan gönderim sağlayabiliyorsunuz. Onun dışında ilk olarak yapmanız gereken şey ne tür malları alacağız ve nereden alacağız. En önemli konu bu. Ben işte hesabı oluşturduktan sonra İlk yapmaya başladığım araştırma, ben nereden alabilirim, ne alabilirim? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben kendim beğenmediğim ve kendim takmak istemediğim hiçbir şeyi satın almadım. Kendi modelle, kendim beğendiğim modelleri satın aldım. Mesela örnek bir şeyler göstereyim. Şurada kıkırdak küpeleri var mesela. Şu şekilde. Şu an pazarlama yapıyormuş gibi hissettim ama sadece tanıtım yapıyorum. Şu kalp küpeleri mesela çok seviyorum. Şimdi alacağınız zaman da şöyle bir şey var. Aldığınız yere ürünlerin materyallerinin ne olduğunu sorun. Şimdi altın kaplama ürünler var. İşte rodyum kaplama falan. Onlar normal müşteri ürünlerine göre daha kaliteli. Bunun bir üst çelik üzerine kaplamalar var. En kalitesi çelik oluyor ama tabii ki çeliği hem alış fiyatlarınız çok olduğu için satış fiyatınız da çok olacak. Bu yüzden ben iki seçenek sunmaya karar verdim. Hem kaliteli olan, kararma yapmayan altın kaplamayı ve ekstra bir de çelik üzerine altın kaplama. İki farklı kalite ve fiyat farkı olan ürünler olsun istedim. Şimdi gösterdim mi? Bu da zirkon taşlı kıkırdak küpe. Şu normal küpe. Kutunun içinde çiftlerini bulamıyorum. O yüzden tek olarak gösteriyorum. Şu an çiftlerini aramak istemiyorum. Şöyle bir şey mesela. Bunların çoğu kaplama. Bu şekilde. Şunlar çelik mesela. Bunların o yüzden fiyatları diğerlerine göre daha fazla. Bu işte alan kişinin seçimine bağlı. Ay, saçım başım dağıldı. Durdurmayacağım diye burada cebelleşmeye başladım. Size en sevdiklerimi göstereyim. Yılan küpe. Şöyle takmadan duruşlarını göstereyim. Öyle işte, ben ilk olarak bunları seçtim. Önemli olan bunları seçmek. Bu işte Instagram'dan falan da bulabilirsiniz toptancıları. Şöyle bir inci kolye var. Onun dışında normal internet sitelerinden de bulabiliyorsunuz. Önemli olan ilk aşama bu alacağınız ürünün toptancılarını bulabilmek ya da kendiniz elemeye bir şeyler de yapabilirsiniz. Tabii ki illa bir şey satın alıp onu satmak zorunda değilsiniz. Evde yaptığınız şeyleri de satabilirsiniz. Shopier bu yüzden bayağı avantajlı bir şey. Böyle papatya küpelerim var. Asıl şeyi göstermek istiyorum, yılan kolyeyi. Bu da böyle. İşte bu tarz şeyleri aldım. İlk olarak yaptığım şey toptan bir şekilde bu takıları satın almakta. Daha sonra bunları gönderebilmeniz için güzel bir paketleme yapmanız gerekiyor. Onun
içinde şöyle kutular aldım. Bunlar da şu an kutu değil. Bunları bu iç kısmı, evet, şu büyük olan da kutunun kapak kısmı. Birazdan ben bunu kendim hazırlayacağım. Bunu ve bunu katlayarak hazırlıyorum. Daha sonra içine bu süngerini koyuyorum. Süngerini koyduktan sonra içine satın alınan takıyı koyuyorum. Daha sonra bir kurdeleyle, bunlar çeşitli, ya evde birkaç tane de ipim, rafya falan var. Onlardan işte şey yapıyorum. Kurdele yapıyorum, düğümlüyorum. İleride daha fazla çeşitli yapmayı düşünüyorum. Paketleme konusu, daha şık paketlemeler yapmayı düşünüyorum. Onun dışında bu şekilde. İşin biraz maddi kısmından bahsedeyim. Kutular için mesela ben bu kutunun bir tanesini 1.75 aldım. Ama daha sonra araştırdıktan sonra 1.5 liraya da buldum. Tabii daha fazla alırsanız, ben miktar olarak ilk başta az aldım. Daha ucuza bulabilirsiniz daha büyük miktarları alırsanız. Onun dışında işte takıların maliyetine çok girmiyorum. Ama ben maliyetine çok yakın satıyorum. Özellikle şu an yeni kurduğum için ne kadar ucuz olursa benim için o kadar iyi, en azından tanıtım için. İşte toptancılarında her toptancının limiti farklı oluyor. Bir diyor ki 300 lira alt limit var, 300 liranın altında satış yapmıyoruz. Bazılarının 1000 lira limiti var. Bu şekilde yani 300 lirayla falan, daha az olanları da var, 200 lira olanları falan da var. Yani 200 lira ona, hadi işte 50-60 falan da kutulara falan desek, ıvır zıvır bir şeyler falan desek, yani 400 liraya falan halledebileceğiniz bir iş. Ama iş zaten burada bitmiyor. Bunlar sadece başlangıcı ve aslında sonradan görüyorsunuz ki en kolay kısmı aslında bu kısımlarmış. Bütün her şey daha sonra başlıyor. O da markanızı tanıtabilmek, insanlara ulaşabilmek ve satış yapabilmek. Ben bunun için aslında çok doğru ilerledim ama tam olarak istediğim şeyin karşılığını alamadım. Yaklaşık 5 kişiye galiba. Tabii ki çok büyük böyle milyon takipçili fenomenlere gönderemiyorsunuz ama işte bazılarına yazdım. Birçok kişiye yazdım. Geri dönüş yapanlar oldu, yapmayanlar oldu. Yapanlar arasından işte 200 bin takipçisi olan da var, 50 bin takipçisi olan falan da var. Onlara ücretsiz bir şekilde hediye gönderdim. Onlar da kabul ettiler. Teşekkür ediyorum tekrar. Bu şekilde işte onlara göndererek sayfanızın tanıtımını yapabiliyorsunuz. Ya da Instagram'a sponsorlu reklam verebiliyorsunuz. Ama şimdilik sponsorlu reklama göre o gönderdiğim kişilerden daha fazla etkileşim aldım. Yine takipçi sayım falan şu an çok düşük. O yüzden ben dedim ki YouTube kanalından da bunun tanıtımını yapayım. Belki oradan almak isteyenler olur. Hem de dedim benim gibi bu şekilde bu işe girişmek isteyenler varsa onlara da bir yol göstermiş olurum diye düşündüm. Şimdi ben böyle konuşurken söyleyeceğim şeyleri atlayabiliyorum. Değinmediğim bir konu var mı bilmiyorum. Dediğim gibi Shopier'den bahsettim. Ha, ne kadar kesiyor diye soracaksın mesela. 1 lira 20 kuruş falan bir komisyon alıyor ama bu şeye göre değişiyor galiba. Ürünün miktarına göre, pardon, fiyatına göre büyük ihtimal değişiyor yüzde olarak. Ama yüzde tam kaçta bilmiyorum. Dışarıdan da ses geliyor. Onun dışında kargo ücreti olarak 8 lira kesiyor. Bu şekilde yani siz de şey yapabilirsiniz. Kutuyu şimdi bir katlayayım, katlanmış halini göstereyim. Şurada katlıyordum. Ya onun dışında bu takıları, hani takıyla ilgili eğer yapacaksanız, nereden aldığımı sorarsanız, hani bana ulaşırsanız yine bu takı hesabından ulaşabilirsiniz. Oradan anlatırım size kutuları nereden aldığımı, takıları nereden aldım, ya da Shopier'le ilgili başka sorularınız varsa onları da yanıtlamaya çalışırım. Kutunun alt kısmını bu şekilde katladım. Bunu da katladığım zaman o da kapak kısmı olacak. Hemen onu da yapayım. Kapak kısmı da tamam. Şimdi bu şekilde oldu. Süngerini alıyorum. Şöyle içine koyuyorum. Daha sonra mesela satın alınan ürün diyelim ki bu olsun. Burada şey de, ben yanlış yere koydum. Kalın kısma koyacaktım. Evet, buraya koyuyorum. Bunun kendi şeyleri var, kesik yerleri var. Ama siz de üstüne kesebilirsiniz bu şekilde. Bunun diğer teki nerede? Hemen bunu da göstereyim de. Küpeyi tek satıyorum zannetmeyiz. Bu şekilde. Hemen bunu da yanına koyuyorum. Başka alınan bir şey varsa onları da ekliyorum. Sonra bu şekilde kapağını kapatıyorum. Ben craft rengini aldım. Bunların tabii siyahı var, beyazı var. Üstünden ambalaj yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kırmızı bir iple kurdele yapıyorum. Ondan sonra şey nasıl oluyor? Shopier'le aldığınız zaman sipariş Shopier hesabınıza geliyor.
siz şey yapıyorsunuz. Mesela MNG kargo kodu al diyorsunuz. O kodu alıp MNG kargoya gidip ben Shopee anlaşmalı kargo göndereceğim diyorsunuz. Kodu söylüyorsunuz. Onun için hiçbir adres bilgileri falan vermenize gerek yok sistemde gözüktüğü için. Bu şekilde siparişlerinizi kolay bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Bu işte süreçle ilgili aklınıza bir soru gelirse bana sorabilirsiniz. Ben o konuda yardımcı olabilirim. Onun için sizden de istediğim şey, hani ürün almayacaksanız bile Instagram hesabıma girip takip ederseniz ve büyümesine yardımcı olursanız çok sevinirim. İsmini tekrar söyleyeyim. STR Aksesuar. Aşağıda yazıyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.